Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçen hafta manyetik bir ısıtıcı yapmıştık ve bu ısıtıcıyla ilgili çok fazla yorum geldi bana. Bu hafta ise manyetik ısıtma mı daha karlı yoksa bildiğimiz elektrikli ısıtıcılar mı daha karlı? Hemen bunun bugün testini yapacağız. Bakın elimde görmüş olduğunuz ortalama 700 watt gücünde elektrikli bir ısıtıcı arkadaşlar. Elektromanyetik yani manyetik ısıtıcılar mı daha karlı? Rezistansla ısıtmak mı daha karlı? Bunu araştıracağız. Burada görmüş olduğunuz bakır borumuz arkadaşlar. Birazdan içerisine su dolduracağız. Burada ise rüzgar türbünü alternatörü için yapmış olduğum mıknatıslardan oluşmuş bir flanşım var. Daha sonra ise ikinci flanşımı devreye alacağım arkadaşlar. İkinci flanşımızı buradaki mıknatısların üzerine yerleştireceğiz. Aradaki mesafeyi tam manyetik alanla doldurmuş olacağız ve ısının nasıl değiştiğini birazdan hep birlikte gözlemleyeceğiz. İsterseniz hemen projemize geçelim. Flanşta kullanmış olduğum mıknatıslarım 40 x 25 x 10 ölçüsünde arkadaşlar. Neodyum N35 tipi. Buradaki sıralama NS, NS şeklinde. Bakın şu şekilde itiyor, çekiyor. NS şeklinde bir sıralamamız var ki bu da bakır boru üzerindeki manyetik alanın sürekli değişmesi anlamına geliyor. Buradaki testimizde kıyaslama yapabilmek için bakın bardağım şu kısma kadar su ile dolu. Buradaki soğuk suyumuzu bakır boruma alabildiğince 14 santigrat derecedeki suyu boşaltacağım arkadaşlar. Evet, burada ise bardağımdaki suyu aynı oranda boşaltacağız. Yani bakır borumuz bu kadar su aldı. Yine buradaki su miktarımız. Şimdi her ikisini de aynı anda çalıştıracağım. Açıyorum. Bu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Su çıkışımız da buradan olacak arkadaşlar. Su kaynadığı zaman buradan yukarı doğru fışkıracak. Evet, ateş gibi oldu. Diğer yandan suyumuz kaynamaya başladı. Evet, buradaki su kaynamaya başladı. Evet, gördüğünüz gibi buradaki suyun da yüksek bir deşarjla dışarı doğru fırladığını gördük arkadaşlar. Buradaki su tamamen fırladı yukarı doğru. Şimdi burada ortalama 700 watt gücünde bir güç tükettik. Burada ise kaç watt gücünde güç tükettiğimizi şimdi makinamıza tam hız vererek
aynı şekilde test edeceğim. Sistemi tahrik ettiğim motorum 170 watt gücünde bir motor. Sanırım gözüküyor. 40 ampermetremi 40 amper konumuna getirdim. Alternatif akımda. Sanırım şu şekilde gözükecek arkadaşlar. Evet, yaptığımız testte buradaki ısıtıcımız 700 watt gücünde arkadaşlar. Bakın, ısıtıcımız 700 watt güç harcadı ve buradaki motorumuz ise 4.8 amper güç harcadı. Şebeke gerilimimiz 210 volttu çarpı 4.8 yaptım arkadaşlar. 1000 watt tüketmiş olduk. 4.8 amper çarpı 210 volt eşittir 1008 watt yaptı. Yani 300 watt normal rezistans daha karlı. Bunun nedeni buradaki motorun sürtünmesi, aktarma sürtünmesi, buradaki motorun sürtünmesi ve motor dönerken hava sirkülasyonu buradaki bakır boruyu soğutuyor arkadaşlar. Burada bir hava sirkülasyonu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kısımda bir hava sirkülasyonu var. Bu da bakır borunun soğumasına neden oluyor. Bakır borunun etrafının izole edilmesi gerekiyor esasen. Önceki projemizde bir iletkenin üzerindeki manyetik alanı değişmek elektrik akımının üretilmesine sebep olur demiştik. Bunları Lenz kanunu ve Faraday yasalarıyla açıklayabiliriz arkadaşlar. Şu kısımdan mıknatıslarımı geçirdiğim zaman gördüğünüz gibi ampulümüzün ışık verdiğini göreceksiniz. Işık şiddeti tamamen manyetik alanın mesafesiyle alakalı. Gördüğünüz gibi şu kısımlarda üretim yok. Hem su ısıtıp hem de elektrik üretmeye devam ediyoruz. Buharı görün bu şekilde. Arkadaşlar, bakır boru soğuduğu zaman motor daha fazla amper çekmeye başlıyor. Sesinin değiştiğini görüyorsunuz. Ampulümüz buraları gördüğünüz gibi aydınlatıyor. Evet, suyun nasıl kaynadığını görüyorsunuz. Şimdi ikinci flanşımızı
Bu sisteme entegre edeceğim arkadaşlar. Mıknatıslar çok çektiği için dikkatli bir şekilde bu flanşı yerine oturtmamız gerekecek. Evet, maalesef bunu biraz daha indirmem gerekiyor. Yalnız gördüğünüz gibi buradaki vidalar bizim kayışlara vurdu arkadaşlar. Bunu test edemiyorum. Ama normalde manyetik alanı iki katına çıkarmak verimi iki katına çıkaracaktır. Evet, bunu bir flanş alternatör olarak dizayn ettiğimiz için az önceki problem çıktı ve bu testi yapamadık arkadaşlar maalesef. Evet, buradaki küçük ledimiz de küçük adımlarla yanıyor arkadaşlar. İçerideki suyumuz sanırım tamamen kaynadı. Evet arkadaşlar, bugünkü projemizde manyetik ısıtmanın ikinci bölümü. Manyetik ısıtma mı daha verimli yoksa rezistansla ısıtma mı daha verimli? Bunu sizlere anlatmaya çalıştım. Benzer videolar için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni projelerde buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Tabii ki bana destek olmak adına kanalımın katıl butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.